Bu evet. Hukuka gitti. Bize iftira kimse atamaz. Sahtekarlıkla kimse suçlayamaz. Hayatın hiç dersi almamış. Ben ona çok güzel bir ders vereceğim. Sen namusuna böyle kalkıp da bize orada şöyle yapıldı, böyle yapıldı, katekulli vardı. Sen kimsin? Benim evime 500 lira geçmedi. Verilen taahhütlerin hiçbir yerine getirilmedi. Ben almış olduğum parayı çok çok uzun zaman sonra aldım. Yarışma bittikten sonra. 2 seneden fazla bir zaman sürdü. Bunlar yerine getirilmeyince ben çok zor durumda kaldım. Tabii ki avukat tuttum. Normal işlemlere başladılar, işte protestoydu. Sonra haciz işlemler olsun. Ama yine de elimize bir şey geçmedi. Tutmaya vardı benim avukatlarım. Bu süreç içerisinde bütün benim avukat masraflarım olsun ve diğer tarafın avukatlarının masrafları olsun, hepsini ben karşıladım ve çok büyük paralar ödedim. Alırken de almam gereken faizi almadım. Normal şartlarda almamız gerekiyor tabii ki. Benim elime tabii ki 500 bin liradan çok daha az bir miktar geçti. 20 seneden fazladır Amerika'da yaşıyorum. İnsanın yaşadığı yerde olması ve bulunmasını oraya kaçtı gibi göstermek herhalde sadece bizim ülkemizde olur. Valla beni nasıl buldunuz bilmiyorum. Yani şaşırdım. Hatta dedim içimde acaba CIA, Interpol falan girdim araya diye. Gazetelerde yazanlar işte bağış yapmadı ya da yapmayacak. Ben hiçbir zaman bağış yapmayacağım demedim. Hiç böyle bir ne ben bir şey söyledim ne benim ailem bir şey söyledi. Tabii ki ben normal olarak hakkım olan miktarı aldıktan sonra geri kalanını tabii ki bağış yapacağım. Hiçbir zaman bunun tersini söylemedim. Hatırladın mı Acun abi? Acun abi ben senin oğlum tanırsınız. Yaramaz çocuğun. Hatırladın mı Acun abi? Şu anda berberdeyim. Tıraş oluyorum, yarın İstanbul'a yanına geliyorum. Beni almazsan ofisini basıyorum. Ona göre yani. Ona göre yani. Bak almazsan ofisi basarım yani. Basar mı basarım yani. O yüzden Acun akıllı ol yani. Beni almazsan olmaz Survivor. Evet. Ona göre. Bu kadroya ya gireceğim. Girmezsem bu ülke var ya, Acun medyayı basmazsa adam değildir. Ha. Ya bu kadroya gireceğiz, ya Survivor'da olacağız, ya olacağız amına koyayım. Olmazsak yıkarız bu ülkeyi, yıkarız. Vay. 100 yıl reytingini istiyorsan yap da onunla beni almalı. Almazsa var ya, yemin ederim yarın basmaya geliyorum Acun Medya'ya. Peki Merve Büyüksaraç. Hı hı. Nihat'tan sonra o da açıklama yaptı. Yani ilk defa bir yarışmanın içinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve halkın inandığı yarışmanın içinde bir yarışmacı, ünlülerden yarışmacı çıkıp bize yemek veriyorlardı gibi. Tam da böyle damardan, hani yemeğin olmadığı bir yerde, herkesin yemeği merak ettiği yerde bir laf söyledi. Beni dedi işte bantlarda, montajlarda kötü gösterdiler, kasıt yaptılar, Türk halkına ters tanıttılar, o yüzden elendim. Neden oldu bir merak ediyorum. Bunu neden yaptı Merve ki? Senin çünkü oradaydın biliyorsun.
ilk defa olmasının sebebi ne? Sen bu konuda ne söylemek istersin? Vallahi Merve'nin şimdi şöyle bir, özel bir durumu var. Ben şimdi böyle bir yarışmacıyla hiç karşılaşmadım. Değişik bir tip. Yani neden diye soracaksan, şimdi yarışma bitmiş. Merve yarışmadan sonra bir röportaj vermiş. Verdiği gazetede Habertürk. İnternete gitsen bakarsın zaten. Röportajda da sormuşlar, adada aç kalmak nasıl bir durumdu diye. Merve de cevap vermiş. O kadar açtık ki hafızamızı kaybediyorduk demiş. İlk röportajda. Tabii. Evet. Yani yarışmadan ayrıldıktan sonraki röportajı önce. Gazeteciler soru soruyor. Diyorlar ki nasıl bir olaydı diyorlar adada. O kadar açtık ki diyor Merve. Açlıktan hafıza kaybına uğruyorduk. Kendimizden geçiyorduk. Dayanamıyorduk artık diyor. Kendi evet. Röportajı. Tamam çok güzel. Ondan sonra Merve başka bir röportajında açıkçası böyle Survivor'a katılmasaydım gibi bir röportaj demeç verdi. Ben bunlara hiçbir şey demedim. Yani bir yarışmacı aslında bizi eleştiride getirebilir. Diyebilir ki işte evet. Katılmasam daha iyiydi. Yani bizim için aleyhte bir konuşmaydı ama ben hiç müdahale etmedim. Olabilir dedim. Hani kız sonuçta kariyerini düşünüyor. Katılmasam daha iyi demiş. Saygı duymak lazım. Herkes mutlu olmayabilir. Tabii doğru. Fakat Merve Cengiz Semercioğlu'nun programında bir anda bir iftira vitesine taktı. Yani durup dururken böyle Cengiz onu orada programda bir küçümsedi. Ya sen dedi montajlar falan diyorsun da dedi. O montajları ben de yapsam dedi zaten. Her şeyi yenecek halim yok. Adam 5 saat çekim yapmış. 5 saati mi yenecek programda? Zaten belli kesitler verebiliyoruz biz. Hani bizim orada ne art niyetimiz olabilir? Düşüneceğim de ben Merve'yi kötü göstereceğim. Niye kötü göstereyim yani? Bunda ne amacım olabilir onu anlamış değilim. Neyse. Evet. Böyle deyince Merve bir anda böyle durdu. Bir anda böyle bir sallamaya başladı. Hani senin şunu bunu diye küfredersin ya böyle. Ya orada şimdi ben bandı seyrediyorum. Yayını seyretmedim. Sonra bandı seyrettirdiler. Ya Mustafa Topaloğlu diyor 10 hafta diyor sözleşme yapılmış diyor. Garanti verilmiş diyor. Evet. Merve diyor herhalde aklı bulandı adada fazla kalmış. Mustafa Topaloğlu 9. hafta elendi. Yani kızın iddiası 10 haftalık sözleşme yapıldı diyor Mustafa Topaloğlu'yla. Mustafa Topaloğlu zaten 9. hafta elenmiş. Ondan sonra noter yok diyor programda. Noter zaten sevgili Yavuz Temelci bir yazı yazmıştı. Ofise davet ettim sağ olsun geldi. Abi dedim bak bu noterde noter kayıtları. Bu da dedi Mustafa Topaloğlu'nun sözleşmesi. Ona özel gösterdim sözleşmeyi. Sözleşmeyi gördü. Ondan sonra şeyi gördü, noteri gördü. Merve'nin söyledikleri yalan diye kendisi zaten yazı yazdı. Ama daha burada benim şimdi takıldığım nokta şu. Bir insan eleştiri yapabilirsiniz. Hani bir insanla ilgili bir şeyler konuşabilirsiniz projeyle ilgili. Ama bize iftira atamazsınız. İftiraya girerseniz o zaman cevabını alırsınız. Hani adli olarak da olacak zaten. Bu iş hukuka gitti. Zaten adli olarak da gerekli cevabı olacak ama bize iftira kimse atamaz. Hani bizi böyle sahtekarlıkla kimse suçlayamaz. Bizim çünkü ne yaptığımızı herkes biliyor. Merve de zaten bununla ilgili hayatında hiç ders almamış. Ben ona çok güzel bir ders vereceğim. Yani biz insanın namusuna böyle kalkıp da bize orada şöyle yapıldı, böyle yapıldı, katekulli vardı. Sen kimsin? Bize orada kalkıp da bizim prodüksiyonumuzda ben aç kalmadım diyorsun. 7 ayrı hafta bu kız 7 röportaj vermiş. Her biri 7 ayrı hafta. 7 ayrı hafta programda ben ölüyorum demiş açlıktan. Yani öyle komik bir durum var ki. Sonunda diyor ki açlıktan demek ki ölüyorum diyor. Bak 7 ayrı hafta 7 ayrı röportajda diyorum. Zaten 7 hafta kalmış. Ve sonra programdan çıkmış ben aç kalmadım diyor. Yemek yedik diyor. Yemek yedik diyor. Yani şimdi böyle bir komedi olabilir mi? Bir iftiranın hani bir desteği olmaz mı? Programdan çıkmışsın röportaj vermişsin ben adını sen söyle açlıktan ölüyordum hafıza kaybına uğruyordum diye. Sonra da ben aç kalmadım diyorsun. Zaten kendisi yani durumun çok iyi farkında yani çok iyi bildiğini de biliyorum. Yani bundan sonrasıyla ilgili kendisini daha iyi konumlandırması lazım. Hani yalan söyleyeyim, iftira atayım, bir yere varamazsınız peki hayatta. Peki sence neden yaptı? Neden yaptığını araştırmak lazım. O başka bir konu yani. Neden iftira atıyor ona sormak lazım. Sen niye iftira atıyorsun mesela? Aç kaldın orada, açlıktan bayıldın. Sen bayıldı görüntü gördün mü? Kız açlıktan bayılmış ya. Doktor müdahale etmiş falan açlıktan. Bu kız çıkmış ben aç kalmadım diyor. Yani bir insan olan yalan söyleyeceksen de bir yere dayanırsın ya. Yani bir yerden bir destek al da öyle bir yalan söyle. Bir yerden destek almış ki o belli bir yerden. Ben ki ona karışmıyorum. Yani onun kalkıp özel hayatını ölsem eleştirmem zaten. Saygı duyuyorum. Ben yani onun cahilliğine veriyorum aslında bunu. Hani şöyle bir cahilliğine. Yani yaptığı röportajı unuttu herhalde. Kendine röportaj verdim ben işte hafıza kaybına uğruyordum diye. Adada 7 kere ben ölüyorum demişsin. Bir kere bayılmışsın. Sonra biz aç kalmadık diyorsun. Yani bizim kurumumuzu, bizim konseptimizi kimse karalayamaz öyle. Hani çıkıp oralarda sen kalkıp da iki tane gazeteci seni çağırdı diye gazete gezip yok işte bilmem ne. Yani bunlar çok saçma ve gereksiz şeyler. Bundan sonra Allah ıslah etsin diyorum onu. Ya böyle söyleyerek gündeme geleceğini düşünen. Tabii ki. Sadece Merve için değil hani Nihat da söyledi. İşte Tamer. Nihat'ın çok farklı. Nihat'ın ki şöyle. Nihat zaten popüler bir adam. Nihat Türkiye'nin tanıdığı popüler gündemde olan bir adam. Nihat orada kaybetti. Nihat'la Merve sıkın karıştırma. Evet.
Yani Nihat'ın bir iftirası yok. SMS'ler nerede kardeşim diyor Nihat. SMS'ler nerede? Nihat, tamam biz de diyoruz ki SMS'ler burada. Öbürü diyor ki Mustafa Topaloğlu ile 10 hafta sözleşme yaptılar diyor. Adam 9. hafta elenmiş. Yani onu saymayı unutmuş herhalde. Anladın mı? Bir say da öyle dedi yani. Kendi iddiası biliyorsun 10 hafta sözleşme yaptılar diye. Ben bir kere manyak mıyım? Yani niye bir insan 10 hafta sözleşme yapayım? Her şeyi boş ver. Ben kalkıp 22 milyon yatırdığım bir prodüksiyonda insanları besleyerek elime ne geçecek?